Arkadaşlar merhaba. Biberlerimizi tohumdan 40 gün kadar önce ektik. Büyüdüler, bazıları çiçek açmaya başladı. 15 santimi buldular. Bunları pet şişeyle diktik. Biraz sonra göstereceğim yapılışını. Daha önceki videolarımızda da var. Bunlar da fasulyelerimiz. Barbunya var, fasulye var. Onlar da çıktı aynı şekilde. Bunlar da sistem farklı. Bunları 5 litrelik pet şişeyle diktim. Biberleri 10 litrelik pet şişeyle diktim. Burada domateslerimiz var. Bunlar da çiçek açmaya başladı. Gördüğünüz gibi. 10 litre suyla bunlar büyüdü. Şimdi gelelim yapılışına. Önceki seneler fideden dikiyordum. Bu sene tohumdan diktim. Biber tohumundan, domates tohumundan. Kendi tohumumuz. Şimdi pet şişemizi alıyoruz. Bu 10 litrelik. Sayıyoruz. 1, 2, 3. boğumdan. Şişe etrafına 6-7 tane matkapta delik açtım. Yoksa bunu beşik çiviyle yapabilirsiniz. Ve şişemizin kapağı var. Buradan 13-14 santim şuradan bir delik daha açtım. Hava alması için. Ve deliği buraya deldik. En az 5-6 santim toprağın altında kaldı delik. Şişemizi gömdük. Arkasından tohumları ektik. Biber tohumlarını. Dört kenara biraz fazla koyduk. İkişer üçer tane. Canlarını bıraktık, diğerlerini çıkardık. Ve şişemizi doldurduk. Doldurduktan sonra hafif diktiğimiz, tohumları diktiğimiz yerleri hafif suladım. Dördüncü, beşinci gün yine çok hafif şekilde suladım. Ve çıktılar. Ve büyümeye başladılar. Şişeyi bir sefer doldurduk. Bu şişenin özelliği şu. İçinde en az 2,5 litre su kalıyor. Ve yukarıda bir deliğimiz var burada. Buradan da hava alıyor. İçeri dışarı sıcaklığı farklı olunca şişede terleme oluyor. Buhar suya dönüşüyor gördüğünüz gibi. Bu su aşağı akarken deliklerden toprağa giriyor. Veya nem de topraktan nemi çekiyor. Ve bitkilerimizi besliyor. Şişeye suyu doldurunca su çabuk boşalıyor deliklere kadar. Şişenin etrafını ve derinlikleri nemlendiriyor, suluyor. Ben bunda gübre de kullanmadım. Orada otlar var gördüğünüz gibi. Bunları dikimden 20-25 gün önce alt üst ettim 35-40 santimden beliyle. Ve bunlar bize gübre oldu. Bunun gübresi sadece bu. Başka gübre kullanmıyoruz. Ve bu su 40 gündür bu şekilde yetiyor. Bunlara ikinci suyu ne zaman vereceğiz? İkinci suyu çiçek açıp biberi, domatesi gördükten sonra. Ayrıca bunların yanına birer tane mısır diktim. Ve burada kavun, karpuz var. Onların zararı olmaz. Güneşe doğru gider. Kolları yukarı doğru gider ve otları kapatır. Burada da yine aynı şekilde karpuz veya kavun birisi çıkmış. Orada da çıkmış. Mısırlarımız çıkmış. Yani komple bir bahçe oldu bu. Normalde bu serin havalarda 50-60 gün gidiyor. Ancak yazın sıcak havalarında tabii ki ara kısalıyor. Toprak altından suladığımız için fazla bir ot çıkışı olmuyor. Otlar altta kaldı, çürüdü. Onunla uğraşmıyoruz. Yalnız bir iki sefer çapalamak gerek. Su ne kadar derine giderse kökler de o şekilde gidiyor ve gerekli besinini alıyor. Kesinlikle kurumuyor. Yazın en sıcak havalarda 45 derece üzeri yine 15 günde bir sulasak bunları idare ediyor. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.